Kitabımızın adı Alice Harikalar Diyarında. Yazar Lewis Carroll. Çeviren Nurten Hatırnaz. Yayın evi Arkadya Yayınları. 8. Kraliçenin Kroket Sahası. Bahçenin girişinde koca bir gül ağacı vardı. Üzerindeki güllerin rengi beyazdı. Ancak üç bahçıvan onları gayretle kırmızıya boyuyordu. Bunun çok acayip olduğunu düşünen Alice, onları izleyebilmek için yanlarına yaklaştığında içlerinden birinin "Dikkat et beşli, üzerimi boya sıçratıp durma," dediğini duydu. "İsteyerek olmadı," dedi beşli. "Yedili dirseğime çarptı." Bunun üzerine yedili başını kaldırıp "Aferin beşli, suçu hep başkalarına at sen," dedi. "Sen hiç konuşma beşli. Daha dün kraliçenin senin için kafası kesilse müstahaktır," dediğini duydum. "O niyeymiş?" diye sordu en başta konuşan. "Seni ilgilendirmez ikili," dedi yedili. "Evet, ilgilendirir," dedi beşli. "Niye biliyor musun? Aşçıya yemeklik soğan yerine lale soğanı götürmüş de ondan." Yedili fırçasını yere atıp bu saçmalıklardan diye başlamıştı ki oturmuş onları dinleyen Alice'i görünce kendini tuttu. Ötekiler de döndüler, yerlere kadar eğilip selam verdiler. Alice biraz çekinerek "Lütfen söyler misiniz?" dedi. "Bu gülleri neden boyuyorsunuz?" Beşli ve yedili bir şey söylemeden ikiye baktılar. İkili alçak sesle "Gerçek şu ki küçük hanım," dedi. "Bunun kırmızı bir gül ağacı olması gerekiyordu. Ama biz yanlışlıkla beyaz gül ağacı dikmişiz. Kraliçe bunu anlarsa kellelerimiz gider. Biz de gördüğünüz gibi o gelmeden..." Tam o sırada endişeyle bahçenin öbür ucuna bakmakta olan beşli "Kraliçe, kraliçe!" diye haykırdı. Üç bahçıvan anında yüzü koyun yere yattılar. Bir sürü ayak sesi geliyordu. Kraliçeyi görmeye can atan Alice hemen dönüp baktı. Önce ellerinde sopalarla askerler geldi. Onlar da diğer üç bahçıvan gibi dikdörtgen ve yamyaslıydılar. Elleri ve ayakları köşelerdeydi. Onların arkasından 10 tane saraylı geliyordu. Baştan aşağı elmaslarla bezenmişlerdi. Askerler gibi iki sıra halinde yürüyorlardı. Onların hemen arkasında da kral ve kraliçenin çocukları geliyordu. 10 tane minik sevimli şey ikişer ikişer el ele tutuşmuş neşeyle hoplaya zıplaya yürüyorlardı. Hepsi de kalplerle süslenmişlerdi. Onları çoğunlukla krallar ve kraliçeler olan konuklar izledi. Alice onlarla yürüyen beyaz tavşanı hemen tanıdı. Tavşan çabuk çabuk sinirli bir şekilde konuşuyor, her söylenene gülüyordu. Alice fark etmeden yürüyüp gitti. Arkadan kıpkırmızı kadifeden bir minder üzerinde kralın tacını taşıyan kupa valisi geliyordu. Ve bu seçkin alayın en sonunda da kupa kralı ve kupa kraliçesi yürüyorlardı. Alice üç bahçıvan gibi yere yatsın mı yatmasın mı bir türlü karar veremedi. Fakat geçit törenleriyle ilgili böyle bir kural olduğunu hatırlamıyordu. Hem insanlar yüzüstü yatıp bir şey görmedikten sonra törenin ne anlamı vardı? O da olduğu yerde durup bekledi. Alay Alice'in tam karşısına gelip durdu. Herkes ona bakıyordu. Kraliçe bir hışımla "Bu da kim?" diye sordu. Kupa valisine sormuştu. Ama o eğilip gülümsemekle yetindi. "Şapşal," dedi kraliçe başını hırsla sallayarak ve Alice'e dönüp "Adın nedir çocuk?" diye sordu. "Benim adım Alice, kraliçem," dedi Alice nazikçe. İçinden de "Bunlar sadece bir deste iskambil kağıdı. Onlardan neden korkayım ki?" diyordu. Kraliçe parmağıyla gül ağacının altında yatan üç bahçıvanı göstererek "Peki şunlar kim?" diye sordu. Yüzü koyun yattıklarında ve sırtlarındaki desen diğerleriyle aynı olduğundan onların bahçıvan mı, saraylı mı yoksa kendi çocuklarından üçü mü olduğunu anlayamamıştı. "Ben nereden bileyim?" dedi Alice. Cesaretine kendisi de şaşırmıştı. "Bundan bana ne?" Kraliçe öfkeden kıpkırmızı kesilmişti. Bir süre Alice'e vahşi bir hayvan gibi baktıktan sonra çığlığı bastı. "Uçurun kellesini, uçurun!" diye bağırıyordu. Alice yüksek ve kararlı bir sesle "Daha neler?" dedi. Kraliçe susmuştu. Kral elini kraliçenin omzuna koyup çekine çekine "Baksana hayatım, çocuk işte!" dedi. Kraliçe öfkeyle diğer tarafa dönüp valeye seslendi. "Çevir şunları!" Vale onları bir ayağıyla dikkatlice çevirdi. Kraliçe tiz ve yüksek bir sesle "Ayağa kalkın!" dedi. Üç bahçıvan hemen ayağa fırlayarak kralı ve kraliçeyi, çocukları ve diğer herkesi selamlamaya başladılar. "Kesin şunu!" diye bağırdı kraliçe. "Başımı döndürdünüz." Sonra gül ağacına dönüp "Neler karıştırıyordunuz burada?"
diye sordu. İkili diz çökerek majesteleri uygun görürlerse dedi ezile büzle ve biz şey yapmaya çalışıyorduk. Bu arada gülleri inceleyen kraliçe demek öyle dedi. Uçurun kellelerini. Alay yürümeye başladı. Üç asker koşup Alice'e sığınan talihsiz bahçıvanları idam etmek için geride kaldılar. Korkmayın, kafanız vurulmayacak dedi Alice ve onları yanındaki koca saksının içine koydu. Üç asker bir süre gezinip onları aradı. Bulamayınca da diğerlerine yetişmek için sessizce uygun adım yürüdüler. Kelleleri uçuruldu mu? Diye bağırdı kraliçe. Emrettiğiniz gibi kelleleri uçuruldu majesteleri diye bağırdı askerler. Aferin dedi kraliçe. Kroket oynayabilir misin? Askerler bir şey söylemeden Alice'e baktılar. Soru belli ki ona sorulmuştu. Evet diye bağırdı Alice de. Yürü o zaman diye gürledi kraliçe ve Alice acaba neler olacak diye meraktan yanıp tutuşarak alaya katıldı. Hemen yanında biri ne güzel bir gün dedi içini çeke çeke. Konuşan beyaz tavşandı ve yandan yandan Alice'e bakıyordu. Çok dedi Alice. Düşeş nerede? Sus dedi tavşan sesini alçaltarak. Konuşurken bir taraftan da endişeyle etrafına bakıyordu. Sonra parmaklarının ucuna basarak ağzını Alice'in kulağına dayadı ve ''İdam cezası aldı.'' dedi. ''Ne sebeple?'' dedi Alice. ''Neye yazık mı dediniz?'' diye sordu tavşan. ''Hayır.'' dedi Alice. ''Hiç de yazık değil. Ne sebeple?'' diye sordum dedi. Tavşan ''Kraliçenin kulağına tokat attı.'' diye anlatmaya başlamıştı ki Alice küçük bir kahkaha koyverdi. Tavşan ürkek ürkek ''Aman sus.'' dedi fısıltıyla. ''Kraliçe duyacak şimdi. Diyeceğim o ki epey geç geldi ve kraliçe de...'' Kraliçe gök gürültüsü gibi bir sesle ''Yerlerinize geçin!'' diye emretti. Herkes oraya buraya koşturmaya, birbirlerine çarpıp yuvarlanmaya başladılar. Her nasılsa bir iki dakika içinde herkes yerlerini aldı ve oyun başladı. Alice hiç böyle bir kroket sahası görmemişti. Her yer çukurlarla, yarıklarla doluydu. Toplar canlı kirpiler, tokmaklar da canlı flamingolardı. Askerler iki büklüm olup kollarını bacaklarına dayayarak topların geçeceği kemerleri kuruyorlardı. Alice'in karşılaştığı ilk zorluk flamingosunu idare etmek oldu. Hayvanın bacaklarını aşağı sarkıtıp gövdesini koltuğun altına sıkıştırmayı başarmıştı ama tam boynunu düzgünce uzatıp kafasıyla kirpiye vuracağı sırada hayvan dönüp şaşkın şaşkın yüzüne bakıyor. Alice de kendini tutamayıp kahkahayı koyuveriyordu. Başını aşağı eğip baştan başlayacakken bu kez de kirpiler top olmaktan vazgeçip sürüne sürüne kaçıyorlardı. Bütün bunlar yetmezmiş gibi topu nereye atsa ya bir çukura rastlıyordu ya da bir yarığa. İki büklüm askerler de sürekli kalkıp başka yere gidiyorlardı. Alice çok geçmeden bunun epey zor bir oyun olduğuna karar verdi. Oyuncular sıralarını beklemeden kafalarına göre oynuyorlar, durmadan tartışıyorlar, kirpiler için birbirlerine giriyorlardı. Öfkeden kuduran kraliçe ayağını yere vurarak tepinerek dakikada bir ''Uçurun şu adamın kellesini!'' ya da ''Uçurun şu kadının kellesini!'' diye avaz avaz bağırıyordu. Alice huzursuz olmuştu. Gerçi kraliçeyle henüz hiç tartışmamıştı ama eli kulağındaydı. ''O zaman ne yaparım ben?'' diye düşündü. Bu farklı insanlar kafa uçurmaya pek meraklı. Şimdiye kadar nasıl olup da sağ kaldılar hayret doğrusu. Kaçacak bir yol bulmak için etrafa bakındı. ''Kimseye görünmeden kaçabilir miyim?'' diye düşünürken havada tuhaf bir şey gördü. Önce çok şaşırmıştı. Fakat kısa süre sonra bunun bir gülümseme olduğunu anladı. ''Bu gül kedisi'' dedi kendi kendine. ''Nihayet laflayacak birini buldum.'' Gül kedisinin ağzı konuşabilecek kadar ortaya çıkınca ''Ne alemdesin bakalım?'' diye sordu. Alice gözleri ortaya çıkana kadar bekledi, sonra başını salladı. ''En azından bir kulağa çıkana kadar.'' ''Onunla konuşmanın bir faydası yok.'' diye düşündü. Derken bütün kafa ortaya çıktı. Alice flamingosunu yere bırakıp oyunu anlatmaya başladı. Kendisini dinleyecek birini bulduğu için pek sevinmişti. Kedi ortaya çıkan kısımlarını yeterli görmüş olacak ki geri kalanı ortaya çıkmadı. ''Hep mızıkçılık ediyorlar.'' diye dert yanmaya başladı Alice. ''Hem öyle bir tartışıyorlar ki insan kendi söylediğini duyamıyor. Öyle kural falan da yok gibi. Varsa da kimsenin aldırdığı yok. Hele bütün o canlı araç gereçler insanın kafasını nasıl karıştırıyor bir bilseniz. İşte kullanacağım kemer sahanın öbür ucuna gidiyor. Daha şimdi kraliçenin kirpisini vuracaktım ama benimkini görünce kirpi kaçtı gitti.
Kedi alçak bir sesle ''Kraliçeyi nasıl buldun peki?'' diye sordu. ''Hiç beğenmedim.'' dedi Alice. ''Öylesine.'' O an kraliçenin tam arkasında durup onu dinlediğini fark ederek hemen lafı çevirdi. ''İyi oynuyor ki kesin o kazanacak. Oyunu bitirmeye bile gerek yok.'' Kraliçe gülümsedi ve yürüyüp gitti. Kral Alice'in yanına gelerek ''Kiminle konuşuyorsun?'' diye sordu. Meraklı gözlerle kedi kafasına bakıyordu. ''Bir arkadaşımla, gül kedisiyle.'' dedi Alice. ''İzin verirseniz sizi tanıştırayım.'' ''Hiç gözüm tutmadı.'' dedi kral. ''Ama isterse elimi öpebilir.'' ''Öpmesem daha iyi.'' dedi kedi. ''Kistahlaşma.'' dedi kral. ''Ayrıca bana öyle bakma.'' Konuşurken Alice'in arkasına geçmişti. ''Kediler krallara bakabilirler.'' dedi Alice. ''Bunu bir yerde okumuştum ama nerede hatırlamıyorum şimdi.'' ''Neyse ne, bunu ortadan kaldırmak gerek.'' dedi kral gayet kararlı bir şekilde. Sonra da oradan geçmekte olan kraliçeye seslendi. ''Hayatım, şu kediyi ortadan kaldır, lütfen.'' Kraliçe için küçük büyük bütün sorunları çözmenin tek bir yolu vardı. Dönüp bakmaya bile gerek duymadan ''Uçurun kellesini.'' dedi. Kral hevesle ''Celladı gidip kendim getireceğim.'' diyerek hızla uzaklaştı. Alice, kraliçenin yeri göğü inleten sesini duyunca ''Gidip oyun ne durumda bir bakayım.'' diye düşündü. Şimdiden oyunculardan üçü sıralarını kaçırdıkları için idama mahkum edilmişlerdi. Alice gidişattan pek memnun değildi. Oyun öyle bir karışmıştı ki sıranın kendisine gelip gelmediğini bir türlü anlayamıyordu. O da kirpisini aramaya koyuldu. Kirpisi başka bir kirpiyle kavgaya tutuşmuştu. Bu Alice için bulunmaz bir fırsattı. Biriyle diğerini vurabilirdi ama flamingosu bahçenin diğer tarafında uçarak bir ağaca çıkmaya çalışıyordu. Alice flamingosunu yakalayıp geri dönene kadar da kavga bitmişti. Kirpiler de görünürde yoktu. ''Çok da önemli değil.'' diye düşündü Alice. ''Zaten bütün kemerler de gitmiş.'' Alice bir daha kaçmasın diye flamingonun koltuğunu altına sıkıştırıp biraz daha laflamak için arkadaşının yanına gitti. Gül kedisinin yanına vardığında bir de ne görsün? Koca bir kalabalık kedinin etrafını sarmış. Kral, kraliçe ve cellat hep bir ağızdan tartışıyorlar. Tedirgin görünen diğerleri ise çıt çıkarmadan bekliyorlardı. Alice'i görür görmez üçü de sorunu halletmesi için ona başvurdu. İddialarını tekrarladılar ancak hep bir ağızdan konuştukları için Alice söylediklerinin tek kelimesini bile anlamıyordu. Cellat gövdesi olmayan bir kelleyi uçuramayacağını söylüyordu. Daha önce böyle bir şey yapmamıştı. Bu yaştan sonra da başlamaya niyeti yoktu. Krala göre kellesi olan her şeyin kellesi uçurulabilirdi. Saçmalamamalıydı. Kraliçe de eğer hemen bir şeyler yapılmazsa herkesi idam ettirecekti. Herkesin böyle ciddi ve kaygılı görünmesinin nedeni işte bu sözlerdi. Söyleyecek başka bir şey bulamayan Alice, ''O düşeşin kendisi, iyisi mi bir de ona sorun.'' dedi. ''O hapishanede.'' dedi kraliçe cellada. ''Git, çabuk getir.'' Cellat ok gibi fırlayıp gitti. Cellat gider gitmez kedi de kaybolmaya başladı. Düşeşle birlikte dönene kadar da tamamen gözden kayboldu. Kral ve cellat deliler gibi aranıp dururken diğerleri oyuna geri döndü.